Herkese merhaba teknoloji oku izleyenleri, ben Kaan Arlı. Evet, merakla beklenen HTC 10 modeli elimizde. Hemen şuradan siyah rengimi de göstermek istiyorum. İki renk üzerinden şöyle bir öncelikli bir tasarımı göstereceğim. Aslında tam siyah değil, ön taraf tam siyah ama arka taraf biraz böyle ışıkla birlikte gam metal, yani bu siyah silah metali rengimde andırıyor. Şunu hemen bir kenara koyalım. Elimizdeki modelle devam edeceğiz. Elimizdeki model beyaz, arka taraf ise metalik gri bir model. Uzun süredir bekleniyordu. Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtımı aslında yapılacaktı ama yetiştirmediler muhtemelen telefonu. Sonunda çıktı ve dünya ile aynı anda Türkiye lansmanında yapıldı. Öncelikle tasarımdan başlayacağım çünkü HTC tasarım tarafında uzun süredir sürdürdüğü tasarım çizgilerini biraz daha revize ederek tasarımda yoluna devam ediyor. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Özellikle şu kıvrımlar ışıkla birlikte şöyle gösterecek olursam oldukça şık görünüyor ve gerçekten hoş bir dizayna sahip olduğunu söyleyebilirim telefonun. Telefonun arka tarafında hemen ortada UltraPixel 2 ismiyle isimlendirilen 12 megapiksellik bir kamera yer alıyor. Yan tarafında çift tonlu LED flash ve lazer otofokus için gereken donanım yer alıyor. Alt tarafta HTC logosu. Hemen şöyle alt tarafı çevirdiğimizde ise hoparlörlerin birincisini görüyoruz ve bas desteği veriyor bu. USB Type-C girişi var, bir adet mikrofonu görüyoruz. Üst tarafta ise yine tasarımı tamamlayan bir çizgiyle birlikte kulaklık girişini görmekteyiz. Şu aradaki beyaz hatlar da gayet güzel göstermiş aslında telefonu. Ön tarafa döndüğümüzde ise oldukça büyük bir kamera lensi görüyoruz. 5 megapiksellik bir lens ve arka tarafta olduğu gibi f1.8 diyafram açıklığına sahip uzun bir avize barını görüyoruz. Hemen altında bir LED bildirim ışığı var ve HTC 10 modeli OIS destekli dünyanın ilk ön kamerasına sahip model olarak bugün lanse edildi arkadaşlar. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. Telefon tasarımına baktığımızda sol tarafta micro SD kart girişini görüyoruz. Sağ tarafta güç tuşu, ses kontrol butonları ve nano SIM kart girişini görüyoruz ki güç tuşunu biraz daha farklı bir dizaynla hazırlamışlar. Telefonu şu şekilde elinizi gezdirdiğinizde rahat bir şekilde güç tuşunun hangisi olduğunu ayırt edebiliyorsunuz. Önemli detaylardan bir tanesi. Tekrar şöyle ekranı açalım. Telefonun alt tarafına geldiğimizde kapasitif tuşların tekrar geri geldiğini görüyoruz. Yani ekranda herhangi bir tuş yok ki benim en çok beğendiğim detaylardan bir tanesi oldu aslında. Bu yeniliklerden biri oldu. Orta kısımda da One M9 Plus modelinde gördüğümüz sadece dokunmaya duyarlı olan bir parmak izi okuyucusu var. Şu şekilde kullanabiliyorsunuz bunu. Parmak iziniz aktif durumdayken telefonu açabiliyorsunuz. Tek fazlı şekilde çalışıyor ve oldukça hızlı çalışacağını da söylüyorlar. Detaylı testlerle bunları sizlere aktarmaya çalışacağız. İşletim sistemi tarafında yine HTC'nin kendi sans arayüzünü görmekteyiz. Yazılım tarafına baktığımızda ise şöyle girelim. 6.01 sürümüyle geldiğini görüyoruz ve bu defa sans arayüzünün kullanıcıları daha özgür bıraktığını ifade ettiler. Serbest logo dizilimi, serbest logo yerleşimi gibi özelliklerden bahsediyorlar. Zaten sens arayüzünü çok fazla anlatmaya gerek yok. Detaylı incelemeyle yeniliklerinden kısaca bahsedeceğim zaten size. Detaylı olarak daha doğrusu. Hızlı bir şekilde çalıştığını söylemem gerekiyor. HTC bu modelde 3000 mAh'lık bir bataryaya yer vermiş ve yaklaşık 2 güne varan bir pil süresinden bahsediyorlar. Yani yaklaşık 2 günlük bir kullanım ömrü sunacağı iddia ediliyor. Tabii bunları da detaylı incelemeyle birlikte sizlere aktarmaya çalışacağım. Buna ek olarak ses tarafında dediğimiz gibi stereo hoparlör fakat üst taraf tweeter, alt taraf bas şeklinde olmak üzere farklı bir ve yüksek bir kullanıcı deneyimi sunacağını iddia ediyorlar. Bu tarz detaylar için şu an çok erken ama detaylı incelemeyle bunları da sizlere aktaracağım. Kamera arayüzü tarafına geldiğimizde de HTC'nin standart kamera arayüzünü görmekteyiz. Çok ciddi bir yenilik yok ama işin yazılım tarafına girdiğinizde şu şekilde arayüzün bir miktar değiştirildiğini görüyoruz ki video tarafında 4K videoyu yüksek kaliteli ses ile birlikte çekeceklerini söylediler. Bu da ses kayıtları sırasında videonun görüntüyle birlikte eşdeğer oranda kaliteli olduğunu gösteriyor. Ön kamera ise biraz ortam ışığından dolayı biraz etkilenmiş ama biraz buğulu gösteriyor. Ama yine de fena olmadığını söylemek lazım. Dediğimiz gibi 3000 mAh'lık bir batarya var. İşletim diğer donanım özelliklerine baktığımızda söylendiği gibi Snapdragon 820 işlemcisi de geliyor HTC 10. Ve 4 GB sistem belleği, 32 GB'lık dahili hafıza gibi seçeneklerimiz mevcut. Telefon gerçekten oldukça şık duruyor arkadaşlar. Hani tasarım anlamında HTC'nin zaten tasarım tarafında başarılı olduğunu söylemek gerekiyordu. Bu defa çıtayı biraz daha yükseltmişler ve telefon çok çok şık bir hal almış. Kasanın ekranla bittiği yerlerdeki boşluklar neredeyse yok denecek kadar az ve hani araya en azından şu şekilde bir tırnak girmiyor. Onu da şöyle göstermek istiyorum. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. Arayüz tarafını biraz daha gezeceğim.
Arayüz tarafında biraz sadeleştirmeye gitmiş HTC ve Google'la birlikte kendi ortak yazılımlarını çıkartmışlar. Yani aynı işlevi gören birden fazla yazılım cihazda ön yüklü olarak gelmiyor. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. En azından uygulama kalabalıklığı olayını ortadan kaldırmışlar. Şöyle alfabetik olarak listeleyelim. Bu seçeneğiyle birlikte de pil tarafında farklı kullanım senaryoları oluşturabiliyorsunuz. Güç yönetimi, gereksiz içerikleri temizleme, akıllı canlandırma, oyun pil canlandırıcı. Burada bazı oyunları telefona yükleyerek, bazı telefonları oyuna yükleyerek oyun tarafında optimize etmeyi mümkün kılmış. Şöyle biraz daha gezelim arayüzü. Bildirim çubuğu tarafı da zaten alıştığımız Android arayüzüyle eşdeğer. Çok fazla bir değişiklik veya HTC'nin çok fazla kattığı bir şey yok burada. Bence çok da gerek yok açıkçası. Yeterli olduğunu da söylemek gerekiyor. Biraz daha gezelim telefonu. Parmak izi okuyucusu dediğimiz gibi herhangi bir baskı kuvveti yok. One M9 Plus modelindeki gibi sadece dokunmaya duyarlı. Ama parmak izi şeklinde çalışıyor. Kapasite butonların geri gelmesi telefonun bence önemli tasarımsal detaylarından bir tanesi. Şimdi merak ettiğiniz noktalardan biri şu: telefonun fiyatı ne olacak? Telefonun fiyatı arkadaşlar biraz yüksek. 2999 TL olacak. Yani 3000 lira diyelim düz hesapla. 3000 lira olacak ve Mayıs ayından itibaren raflardaki yerini alacak One M9 HTC 10 modeli. Fiyat dediğimiz gibi biraz yüksek ama telefona verilen katma değer, tasarımdaki yenilikler, özellikle ön kameradaki geliştirmeler, dünyadaki ilk OIS kamera oluşu gibi bazı özellikler var ve hani bunlarla birlikte belki fiyat biraz daha aşağı olsaydı daha iyi olabilirdi. Çünkü piyasada çok ciddi rakipleri var ve fiyat anlamında biraz daha aşağı seviyedeler. Kamera tarafına tekrar döneceğim. Çünkü kamera tarafında firmanın çok iddialı olduğu noktalardan bir tanesi DxO tarafındaki aldığı puan. HTC 10'un kamerası 88 puan almış ve şu anda Galaxy S7 Edge modeliyle birlikte dünyanın en yüksek puan olan kameralarından bir tanesi. İki modeli olmayı başarmış. Ama dediğimiz gibi kamera arayüzü için biraz vakit harcamak gerekiyor. Yani neler yapabildiğini görebilmek için. Arayüz ilk bakışta biraz sade gibi görünse de şu şekilde gezdiğimizde ayarlara erişiyoruz. Kılavuz vesaire vesaire. Ayarlar tarafında çok fazla detay yok. Şöyle biraz gezelim. Pro moduna geleceğim. Evet, Pro modunda da RAW fotoğraflar çekilebiliyor. Hangi seçenekler değişiyor onlara hemen bakalım. Pozlama süresini değiştirebiliyorsunuz. 2 saniyeden 1/8000'e kadar. ISO'yu 100'den 3200'e kadar çıkartabiliyorsunuz. Beyaz dengesi tarafında zaten çok fazla bir farklılık yok. Onu da söyleyelim. Şöyle bu tarafına tekrar gelmek istiyorum. Bütün ayarları görüyoruz. Hyperlapse modu var. Yavaş çekim modu var. Selfie fotoğraf, selfie video. Ön kamerada 1080p video çektiğini söyleyelim. Kamera tarafında da 4K video çekiyor. Evet, şöyle siyah model alacaktım ama başka biri el almış yani şu anda maalesef. Onu elime alamıyorum. Evet, telefon elimize geçtiği zaman arkadaşlar detaylı incelemelerle birlikte karşınızda olacağız. Aslında SD'de ile birlikte yan yana göstermek istiyordum ama SD'de işte şu anda çekim yaptığımız için gösteremiyorum. En azından size şu şekilde P9 ile birlikte yan yana gösterebilirim. Şu şekilde baktığınızda iki telefon da yeni çıktı ve iki telefon da özellikle kamera tarafında oldukça iddialı. Bir tarafta çift kamera var, bir tarafta tek kamera ama geliştirilmiş bir teknolojiyle birlikte HTC'nin yıllardır kullandığı UltraPixel'in geliştirilmiş bir versiyonu UltraPixel 2 ile birlikte geldiğini söyleyelim. Arka kameranın 12 megapiksellik bir kamera ve sunum sırasında da söylenenlere göre %136 civarında daha fazla ışık toplayabildiği için gece performans tarafında da kameranın daha verimli olacağını söylemek gerekiyor ve F1.8 diyafram açıklığıyla birlikte geldiği için de yine dediğimiz gibi düşük ortamlarda, düşük ışık koşullarında kameranın yeterli bir performans göstereceğini söyleyebiliriz. Elimizde kamera tarafında iddialı çok sayıda model var arkadaşlar. Bunları zaman denk gelirse, yeterli vaktimiz olursa birbirleriyle kıyaslayacağız. Neler var? S7 Edge var, Huawei P9 var, LG G5 gelmiş olacak ve HTC 10 modeliyle birlikte aslında bütün bu tepe modellerin kameralarını veya oyun performansları birbirleriyle anlık olarak kıyaslayarak sizlere aktarmaya çalışacağım. Son olarak şöyle tasarımı göstermek istiyorum. Çünkü tasarım tarafında internete sızan görsellerde eski modelleri andırsa da aslında şuradaki hatlarla birlikte tasarım tarafının biraz daha revize edildiğini söylemek gerekiyor ve açıkçası önceki modellerle, özellikle ben şahsi fikrimi söyleyeyim, One M9 modeline göre tasarım anlamında telefon çok çok iyileştirilmiş ve
hani full alüminyum bir kasa olmuş olmasına rağmen elle tutulma ve ağırlık tarafında da cihazın oldukça başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. Evet, HTC 10 ile alakalı şimdilik arkadaşlar söyleyebileceklerim bu kadar. Telefon elimize geldiğinde detaylı incelemeyle karşınızda olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.